bin tane oy var diyor bu kızımız. Biri için bin tane oy var. Dedim ha geçen sefer öyle yaptınız dedi. Aha dedim oyu böldünüz. Esat amcayı muhtar ettiniz istemiyordu. Ne? Küçük masayı annem verecek arkada. Daha rahat olsun. Ben gideyim Yok, yok, yok. Hayır hayır dur ben gideyim. Ya olur mu? Diyeyim, Mayıs'ın sonuna kadar ben eve soba yaktım abi. Hep yaktım. E 2006 yılından beri de bu bölgede Karadeniz bölgesinde görülen bir vampir kelebek. Yani aslında bir çekirge türü olan bir yalancı kelebek türü olan Ricanha simulans veya Japonica türünden ciddi muzdaribiz. Temmuz ayında tek döl vererek bitkilerin öz suyunu emip rekolteyi düşürüyor. Bunun aslında menşei Çin. Çin üzerinde 1950'de tespit edildi. Onun üzerine Rusya, Gürcistan ve Ukrayna. Daha sonra da Türkiye. Şu anda Karadeniz'den Marmara'ya kadar yayıldı. Alp Himalaya kuşağında kendine yer bulabiliyor. Yani büyük ihtimalle Avrupa'ya doğru ilerliyor. Aslında tropikal bölgede daha çok yaşamını süren, yani o Ricanesea familyasındaki 70'e yakın türü olan o familyadaki böcekler genellikle tropikal bölgelerde yetişiyor. Yani orada yer buluyor kendini. Ama bu iki tür bu Alp Himalaya kuşağında da kendine yer bulabiliyor. Bu böcek aslında bitkinin öz suyunu emiyor. Yani yılda tek döl vermesine rağmen, yani Temmuz ayında döl verip Ağustos ayında yetişkin hale gelmesine rağmen çok ciddi bir popülasyon hızlı artmasından dolayı bölgedeki tarımsal ürünlere de inanılmaz zararı var. Yani özellikle bizim bölgemizde çaya, işte daha batı bölgelerinde fındığa veya işte bizim burada ticari olarak yetiştirmediğimiz işte fasulye, mısır gibi işte bahçesel ürünlerimize de ciddi zarar veriyor. Bunun çözümü ne? Yani ilaçlamayla, kültürel önlemlerle bir yere kadar evet baş edilebilir. Ama temel neden şu, bunun bir predatör olarak bunun bir avcı böceği var, Yusufçuk böceği. O da sulak alanlarda yumurtlayıp daha sonra ergin hale geldikten sonra bu böceği avlayabiliyor. Şimdi bölgemizde böyle dere ıslahlarıyla sulak alanlar biraz azaldığı için bunun üremesi de yani Yusufçuk böceğinin üremesi de çok azaldı. O yüzden bunu avlayacak olan Yusufçuk böceği kendine yer bulamıyor. Sulak alanları arttırarak Ricanha, Japonica ile mücadele edilebilir. Şu anda bunun artmasının temel nedeni sulak alan eksikliği. Bu böcek yani daha doğrusu işte kelebek veya yalancı kelebek ne diyorsak eğer Ricanha, Japonica. Bitkilerin yapraklarının altına yumurtalarını bırakıp orada o yumurtaların beslenmesini sağlıyor ve aynı zamanda kendisi de erişkin böcekler de bitkinin öz suyunu emiyor. Bu öz suyunu emdiğinde bitkinin beslenmesini ve aslında hücrelerine ileteceği olan besini bu böcek emmiş oluyor. Yani bitkinin besinini, yemeğini çalmış oluyor. O yüzden rekolte düşüyor, kalite düşüyor. Özellikle burada 3. çayda yani Eylül-Ekim aylarında hele sahil bölgelerinde yani %50-60 oranında rekolte kaybına neden oluyor.